Anahtarı ellerinden almakla kurtulduğumu zannetmiştim. Meğer ellerinde anahtarcı gross marketi açacak kadar anahtarım varmış. Aman boşver, takma kafana sevgili. Yani şeytan ver evi, çık kiraya kurtul diyor ama kiralarda ateş bas. Sen şeytana uyma kocacığım. Uyanların öbür taraftaki hali hiç de iyi sayılmaz. Günün 24 saati haşlama yapılıyorlar. Yapma ya, haşlama mı? Ne arz ederdiniz efendim? Haşlama. İki tane Nescafe. İki tane mi? Ama beyefendi siz bir kişisiniz. Hadi ya, ciddi misin? Allah Allah. Tabii efendim, ciddiyim. Birkaç saniyeliğine bana bir kafa daha yapar mısın canım? Tabii, hemen. Bak bakalım kaç kişiymiş? İki kişi misiniz efendim? Şimdi sana duble bir kafa atmadan zıpla bakayım. Anlaşılan bu ev işi senin sinirlerini çok bozmuş Masar'cığım. Evet. Ben o evi çok seviyorum. Üstelik her santimetre karesinde mutlaka bir anımız vardır. Merak etme sevgilim. O evi kimse satın alamayacak. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım. Ruhum benim. Sen ruhların bir tanesisin. En birinci ruhsun pardon, sen. Pardon. Bu boş sandalyeyi alabilir miyim? O sandalye dolu canım. Dolu mu? Neresi dolu ya? Bomboş işte. İyi. Madem dolu değil diyorsun, al bakalım o zaman. Ne ya? Ne oluyor abi ya? Boş değil, doluymuş. Değil mi canım? Evet, doluymuş. Ha? Bakalım. Bir tane. Ben sizden. Evet, ben alalım sıcak çaylar bunlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Ay çok yakışıyor. Aman Bayram Bey, şu bizim evin satışını bir an önce yapın. Durum çok acil. Merak etmeyin. Bu işin üzerindeyim evvelallah. Gazeteye ilan da verdim. Hiç aramazsa 1000 kişi arar bugün. Bakalım kaçıyla görüşebileceksin. Demiştim değil mi? Ne oluyor bu lan? PTT'ye borcunuz vardır. Telefonunuzu onun için kapatmışlardır. Aman ne espri yaptı hasbam. Alo. Alo. Bayram Emlak. Hemşerim. Sesin gelmiyor. Alo. Tamam tamam. Bu buraya gel de görüşelim. Ne oldu? Bizim ev için mi aramışlar? Bilmem. Anlamadım ki. Bayan, bir de siz baksanız. Belki kadın evi deyince daha iyi olur. Neyse, bakalım bari. Evet, bakalım senin elin uğurlu gelecek mi acaba? Efendim? Ha? Alo? Ha? Telefon sapıklarımı yapıyor nedir? Tövbe tövbe. Bence siz bir an önce bu telefonu değiştirin Bayram efendi. Yok canım, hiç böyle yapmazdı. Bence sen müşterilerini değiştir Bayram efendi. Bunlarla çalıştığın sürece başına daha neler gelecek? Neyse biz gidelim artık. Aman ne olur şu bizim evin üzerine iyice bir eğil Bayram Bey. Lafım olur. Sağ ol. O işin bizzat ben üzerindeyim hanımefendiciğim. Bak şu evi bir satarsan söz veriyorum sana yepyeni bir telefon hediye edeceğim. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Gazetedeki satılık ev ilanı için gelmiştim. Bayandan satılık ev. Aa evet. Mevkime Hanımların evi. Buyurun gidip bakalım. İçiniz rahat olsun Önder Bey. Müşterilere sizin yokluğunuzu hiç hissettirmeyeceğiz efendim. Cuba, Castro, Che Guevara. De Puro. Ha evet gelirken size Havana Pro'ları getireceğim. Guantanamera, Vahila Guantanamera. Hadi bakalım çao. Güle güle Önder Bey. Asker gidecek geri dönecek. Asker gidecek geri dönecek.
Helal olsun kankan. Nasıl gönderdin adamı? Önce Hong Kong, Singapur gibi manitaların yoğun olduğu yerlere önerdim ama istemedi. Sonra birden Küba geldi. Yılansın sen yılan. Ev iyi durumdadır inşallah. Yok yok, ferah, tertemiz bir ev. Evin sahipleri laf aramızda biraz temizlik manyağıdırlar zaten. Buyurun bakalım. Ya kardeşim bu nasıl ev? Ne bileyim? Bana temiz olduğunu söylemişlerdi. Ben de mevkibarıma güvendiğim için hiç sormak gelmedi. Allah Allah. Bunca yıllık emlakçıyım. Hiç böyle ev görmedim. Daha sen ne evler göreceksin, ne evler. Peki bunun sahipleri burada nasıl yaşamış? Ne bileyim ben. Yani burada yaşamak için resmen keçi olmak lazım. O da doğru. Masar da ben de birbirimize az kişilikler yapmış. Bakın, isterseniz içerideki odalara bir bakalım. Belki onlar normaldir. İstemem, istemem. Aslan yattığı yerden belli olur. Diğer odalarda çukur bukurdur. Düşeriz, çıkamayız. Deme lazım. Ben gidiyorum. Doğru. Ah. Ulan! Manyak mı bu kadınlar be? Böyle bir kim olur ki? Aferin, kafan yavaş yavaş çalışmaya başladı. Ne aşk olsun yani Bayram Bey. Kaç saat geçti, bizim evi hala satamadın. Asıl size aşk olsun hanımefendi. Aa, üstüme iyilik sağlık. Ne diyorsun sen be? İnsan evin o halde olduğunu önceden söylemez mi? Aa, ne halde ki? Ev pislik içinde. Her taraf toz, toprak. Evin kaburgaları çıkmış. Gül gibi evime ne hakla pisliyorsun sen bakayım? Bak sinirleniyorum ama artık. Ben sinirlendim bile. Dikkat etmeseydik içeri girerken kafamızı akbabalar pisleyecekti. Bana bak Bayram Efendi, doğru konuş. Ben o parkeleri her gün çamaşır suyuyla yıkıyorum. Boş versenize siz ya. O ev satılmaz. Hayatta satılmaz. Anne bence bu sarhoş emlakçı bizim eve böyle deyip fiyatı düşürmek istiyor. Efendi efendi, niyetin buysa kuruş inmem haberin olsun. Adam gibi söyleseydin bir indirim yapardım belki. Ama artık nafile. Geçti borun pazarı, sür eşeği Niğde'ye. Tamam, madem öyle diyorsunuz, buyurun. Eve gidelim, kendi gözlerinizle görün. Gidelim, gidelim, görelim. Girin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Rus acım ölmemiş.